Uygun olmayan çocuk kıyafetleri astımı tetikler mi? Çocukların odalarında neler alerji yapar? Çocuk hastalıkları ve alerji uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, İyi Fikir'de bütün sorularınızı yanıtlıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün tam da sizden bahsettik. Tam, öyle mi? Evet. Benim bir arkadaşımın böyle bir evladı var. Alerjik ve gerçekten çok şeyler çekiyor. Yani hakikaten ne yapsam, çünkü dışarıdan gelen eşi de mikrop getirebiliyor farkında olmadan. O hasta olmuyor ama çocuk bir anda hasta oluyor, nefesi kesiliyor. Sizden çok önemli alacağımız bilgiler var hocam, alerjik çocuklarla ilgili. Herkesin derdi alerji zaten bugünlerde. Öyle öksüren vallahi. Öksürene. Evet hocam. Biz şimdi size nasıl korunacağımızı konuşalım. Ne tabii yapmamız ki gerekir anne baba olarak? Çocuklarda astım ve alerji üzerine sohbet edelim. Önce astım nedir hocam? Bir kere astım, alerjiler ve çevremizdeki çeşitli nedenlerden dolayı akciğerlerde harabiyet, enflamasyon dediğimiz bir iltihaplanma sonucu, aşırı bir hassasiyet, bu hassasiyet sonrasında da hırlama, öksürük, nefes sıkışması gibi belirtilerle giden hastalığa biz astım diyoruz. Belirtileri neydi hocam? Öksürük, akciğerde hırlama, evet, nefes sıkışması. Bu gibi belirtiler oluyorsa astımdan şüphelenmemiz gerekiyor. Şimdi çocukların hepsi öksürüyor. Hangi öksürük? Belirli bir öksürük var mı astımın, evet, işareti? Bir kere her öksürük tabii ki astım değil. Hı. Astımdan şüphelendiren öksürükler nasıl oluyor? Nasıl? Bir kere gece uykudan uyandırıyor mu? Öksürük. Uyandırıyorsa yani astımdan şüphelenelim. Sabaha doğru öksürük oluyor mu? Veya sabah kalkınca öksürük, hı, oluyor mu? Eğer oluyorsa yine şüphelenelim. Hı. Eğer uykudan hemen sonra değil de bir iki saat geçtikten sonra öksürmeye başlıyorsa yine astımdan şüphelenelim. Çocuğumuz oyun oynadıktan sonra veya top oynadıktan sonra, koştuktan sonra öksürük oluyorsa, akciğerde hırlama oluyorsa yine astımdan şüphelenelim. Kokudan etkileniyorsa, örneğin bir temizlik yaptık, çamaşırları güzelce yıkadık, kokular da güzel, arkasından çocuğumuz bakıyoruz öksürmeye başlıyorsa yine astımdan şüphelenmemiz gerekiyor. Bu öksürük, bu gibi durumlarda öksürük oluyorsa aklımıza astım muhakkak gelmeli. Peki, alerjiye geçmeden evvel astım hocam. Astımı olan çocuğa karşı neler yapmalıyız, nelere dikkat edeceğiz? Evimiz nasıl olmalı, düzenimiz nasıl olmalı, evet, hocam? Burada da hatta biz getirdik birkaç örnek. Ki, bir kere çocuklarımızın tabii ki odasında böyle peluş oyuncaklar, kumaş oyuncaklar. Dur hocam, şöyle alalım. Tamam. Siz de böyle alalım hocam. Heh. Evet. Şimdi peluş oyuncaklar astımı tetikler mi hocam? Şimdi tabii ki çocukların hoşuna gidiyor oyun oynamak, bunlarla uyumak istiyor. Ama tabii ki kumaş oyuncaklar, peluş oyuncaklar özellikle deniz kenarında olan şehirlerdeki çocuklar için büyük risk. Hmm. Neden deniz kenarlarındaki şehirlerde büyük risk? Çünkü buralarda yaşayanlarda astımın en sık nedeni mite alerjisi. Hmm. Mite'lar tozların içinde yaşayan 8 bacaklı, gözle görülemeyecek kadar küçük olan canlılar ve bunların dışkılarına karşı alerjik. Ve bunlar da tekstil ürünlerinde yaşıyor ve insanların deri döküntüleriyle besleniyor. Ve burada çocukla beraber olduğu için de ve kumaş tekstil ürünü olduğu için de bunları da mite oluyor. Deniz peki, kenarında yaşayan anne babalar, evet, lütfen dikkat. Konya'dakiler, Antep'tekiler korkmasın. Evet, siz korkmayın. Hocam, peluş oyuncak almayacak mıyız çocuğumuza? Ne yapalım? Şimdi en ideali bunları kaldıralım. Fakat baktık ki çocuk çok bağlanmış. Çok seviyor. Onsuz yatmıyor. Onsuz bir şey yapmıyor. Çok üzüleceğini de biliyoruz. Üzüntü de astımı tetikleyen bir faktör. O zaman ne yapabiliriz? Bazı önlemlerimiz var. Hı. Ya haftada bir kere en az 60 derecede yıkayacağız. 60 derecede haftada bir peluş oyuncakları yıkayacağız. Veya mite öldüren deterjanlarla, eğer 60 derecede bozuluyorsa, yıpranıyorsa, o zaman mite öldüren deterjanlarla daha düşük ısıda yıkayabiliriz. Tamam. Veya difrizimize koyacağız bir gün, 24 saat bekleteceğiz, daha sonra sudan geçireceğiz. Hocam, haftada bir kez. Evet, bunu öğrenmiştik daha evvel. Evet, şu an aklımda kaldı. Difrizde tutacağız 24 saat. Ve sudan geçireceğiz. Neden sudan geçireceğiz? Çünkü soğukta ölüyor mite'lar. Tamam, öldürdük. Ama burada mite'lar ve dışkılar duruyor. Ne yapacağız? Sudan geçirmemiz gerekiyor. Tamam. Temizlenmesi gerekiyor. Gitsin mite'lar. Gitsin mite'lar. Peki hocam, astım rahatsızlığı olan çocuğun yatağı, yorganı nasıl olmalı? Bir kere çocuğun odasında en az tekstil ürünü olması gerekiyor. Bir kere halı kilim mi var? Kaldıralım. Olmayacak. Olmayacak. Veya kilim... Oyun matı? Nasıl? Oyun matı. O kullanabilir miyiz? O hani matlar. Eğer tekstil ürünü değilse kullanabiliriz. Tamam. Şimdi halıyı, kilimi gönderdik. Baktık ki bazen aileler diyor ki ya çocuğun ayakları üşüyor. Ne yapsak? Bir kilim, küçük bir kilim koysak mı? Eğer 60 derecede dayanabilen bir kilim bulabiliyorsa, haftada bir yıkayabiliyorsa olabilir. Ama o da tabii ki çok zor. Veya yine mite öldüren deterjanlar yıkayabiliyorsa haftada bir 60 derecede yine belki olabilir ama en ideali istemiyoruz. İstemiyoruz. Halı, kilim istemiyoruz. Çocuğumuzun yatağını ne yapacağız? Tabii ki çocuğun yattığı yatakta 5-10 milyon mite var. Bakın 5-10 milyon mite. Mite'larla yatıp kalkıyorlar çocuklar. Neden? Çünkü mite'lar ne demiştik? Deri döküntüleriyle besleniyor ve tekstil ürünlerini seviyor. Tabii ki en çok deri döküntüsü nerede? Çocuğun yaptığı yerde tabii ki. Bizlerin yaptığı yerde. Evet. Onlarla besleniyor ve kışın da daha da alevleniyor mite'lar. Neden alevleniyor? Çünkü biliyoruz ki mite'lar nemi seviyor ve bir de sıcağı seviyor. Kış aylarında odanın içi sıcak olduğu için, nem de olduğu için tabii ki ne oluyor? Mite'lar artıyor. Neden doktorlarımız diyor evin içinde üşüyün, kısa kolluyla gezmeyin bundan işte değil mi hocam? Ve bir de ne yapıyoruz biz? Evimizin içi kurudu diye bir de peteklerin üzerine bez koyuyoruz bir de nem makinesini çalıştırıyoruz. Mite'lar için daha da böyle alevlenmesi için, artması için ortam hazır. Hocam dur. Nem makinesini mi çalıştırmayacağız? Deniz kenarında olan yerlerde çalıştırmayacağız. Ama yine Konya'daki, Antep'teki deniz kenarındaki olmayan nemi eğer düşmüşse onlar rahat. Konya'ya geliyorum. Ben orada yaşayacağım. Ama biz dikkat edeceğiz. Hocam bir telefonumuz var. Devam edeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Buyurun sizi dinliyor hocamız. Alalım sorunuzu buyurun. Hayırlı sabahlar abla. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sorunuzu alalım. Hocamız dinliyor. Vallahi benim bir çocuk vardı. Ben hastalandırdım çocuğu. Nasıl hastalandırdınız? Geçen sene yaz şeyde ilkbahar havalarındaydı. Evet. Televizyondan duymayın bizi. Telefondan duyun. Televizyonun sesini kapatın. Öyle geç geliyor. Ha, tamam ablam hadi. Evet. Anneler de böyle hocam. Çocuğu hastalandırdım. Hep kendimizi suçluyoruz ama öyle ne yapalım ya. Evet. Şimdi de aslım çıktı. Aslım branşlı aslım diyorlar şimdiden. Valla doktora götürüyorsun. Doktor verdiği ilaçlar hiçbir şey etmiyor yani. Evet. İyi gelmiyor ilaçlar. İyi gelmiyor. Ne yapmam lazım yani? Göğüs doktoruna mı gitmem lazım? Soralım hemen. İlaçlar iyi gelmemiş hocam. Çocuğumuzda astım belirtileri var, öksürük var, bronşitten şüpheleniyoruz. Ne yapmak gerekiyor? Tabii ki teşhis koymak gerekiyor. Evet. Nasıl teşhis koyuyoruz? Bir kere doğumdan 18 yaşına kadar olan çocuklarda eğer alerjik bir hastalıktan şüpheleniyorsak, astımdan şüpheleniyorsak bir çocuk alerji uzmanı veya çocuk alerji uzmanının olduğu bir bölümde değerlendirilmesi gerekiyor. Alerji testi mi yaptıracağız hocam? Evet. Ne yapılması gerekiyor? Bir alerji testi gerekebilir. Bunun dışında eğer 5-6 yaşından büyükse nefes testi, solunum fonksiyon testiyle akciğerler değerlendirilebilir. Gerekli bazı testler yapılabilir ve bütün bu belirtilerle eğer çocukta astım teşhisi mi var yoksa başka bir neden mi var onun araştırılması gerekiyor. Yoksa sadece öksürüyor, sadece astım belirtisi var diye hemen çocuğa astım teşhisi koymuyoruz. Evet, belki de ondan dolayı o ilaç işe yaramadı mı? Belki de çocuğun alerjisi var, mite'lara karşı çocuk 5-10 milyon mite'la yaşıyor. Ne verirseniz verin iyileşir mi? Evet. Zaten mite'lara karşı alerjisi var. Durmadan tedavi veriyoruz ama tabii ki bunun faydası olmayacaktır. Hocam kortizonlu ilaçlar da olabiliyor. Kortizonlu ilaçlar da verilebiliyor tabii ki. Veriliyor. Hatta benim dün işte arkadaşıma çocuğuna verildi. O anlık geçirdi hocam. Pul dökülmeler de oluyordu onun vücudunda. Buradan izliyorsa Selin'e de sevgilerimi yolluyorum. Ve akşam iyiydi o ilaçtan sonra sabah yine olmuş. Sabah yine nefes daralmasıyla uyandı çocuk. Evet. Şimdi bazen kortizonlu ilaçlar veriyoruz. Ancak bu kortisonlu ilaçlardan korkmuyoruz. Hı. Neden korkmuyoruz? Çünkü biz en düşük dozda veriyoruz. Hı hı. En düşük dozda verdiğimiz için ve genelde de akciğerden gidecek tedaviler veriyoruz. Doğrudan böyle tableti genelde çok sık vermemeye çalışıyoruz. Hı hı. Akciğerlere gidip akciğerlerdeki o iltihabı düzelsin diye tedaviler veriyoruz. Hı hı. O bizim verdiğimiz dozlarda da önemli bir sorun olmuyor. Çünkü dünyalarca, binlerce çalışma var. Çocukta önemli bir sorun yaratmıyor. Sorun yok ilaçta diyorsun. Sorun yok, merak etme. Sadece ilacı doğru kullanalım. Doğru kullanmayı da biraz sonra geleceğiz. Tamam hocam. Şimdi o zaman burayı bitirelim. Ondan sonra ilacı nasıl doğru kullanacağız bunu konuşacağız. Evet. Şimdi bir kere odasında çocuğu 5-10 milyon mite var. Durmadan öksürüyor diye tedavi veriyorum diye iyileşmiyor. Bir kere öncelikle çocuğun odasında mite'ın sayısını azaltalım. Nasıl ne yapmamız lazım? Bir kere yatağın, yorganın, yastığın kılıflarını çıkaralım. Kılıflarını çıkardıktan sonra öncelikle buradaki mite'ları hapsedelim. Yataktaki, yastıktaki, yorgandaki mite'ları hapsedelim. Nasıl hapsediyoruz? Bir kere bu mite'ların yüzeye çıkmasını engelleyecek sıkı dokunmuş anti alerjik kılıf kullanacağız. Anti alerjik kılıf kullanıyoruz. Anti alerjik kılıfı, mite'lardan uzak durmak için ne yapıyoruz? Bakın bu şekilde geçiriyoruz. Geçirdikten sonra bunu bir şekilde fermuarını kapatıyoruz. Yastık nasıl olmalı hocam? Kas tüyü mü olsun, elyaf mı olsun? Biz tüylü olanları tercih etmiyoruz. Pamuklu olsun. Pamuklu. Evet. Bunu kapatıyoruz. Kas tüyü de rahat oluyor. Kapattık, hapsoldu. Şimdi artık bütün mite'ler içinde. Bunun üzerine de normal kılıfı geçiriyoruz. Normal kılıfı bunun içine... bunun içine anti alerji kılıfı buna geçiriyoruz. Bu mite kılıfın üzerine barınamıyor mu hocam? Evet. Şimdi neden bunu geçiriyoruz? Neden? Çünkü çocuk bunun üzerinde yattığı için yine döküntüler oluyor. Yine mite birikiyor. Hı -hı. Onun için bu bariyer oluşturduktan sonra haftada bir bu kılıfları yıkıyoruz. Haftada bir kılıfları yıkıyoruz. Evet. Bu anti alerji kılıfları ise 6 ayda bir 60 derecede yıkıyoruz. Bir dakika hocam, tekrarlayalım bunu. Evet. Anti alerji kılıfları 6 ayda bir, normal kılıfları haftada bir 60 derecede yıkıyoruz. Yıkıyoruz 60 derecede. Ütülüyoruz. Çünkü mite'ları öldürüyoruz. Ütüyü yapıyoruz zaten. Mite'lara son. Mite'lara son. Gıcık oldum şu mite'lara. Evet. Hocam şimdi seyircimiz soruyormuş, onu anlayamadım. Buyurun Sultan Hanım. Yünlü yastıkları soruyormuş izleyicimiz. Yünlü yastıkları maalesef kullanamıyoruz. Neden? Yünlü yastıkları en çok seviyor mite'lar. Yün onların sevdiği ürünler. Ama tabii ki anti alerji kılıfla tabii ki önlem alıyoruz. Faydası oluyor ama mümkün olduğu kadar pamuklu ürünler kullanıyoruz. Hadi onu kurtardık hocam. Yorgan? Yorganı da aynı kılıfları var. Büyük kılıfları var. Onun da kılıfını geçiriyoruz. Evet. Üzerinde normal nevresim geçiriyoruz. Yatağı da tulum şeklinde anti alerjik kılıf var. Onu da geçiriyoruz. Onun da üzerine normal çarşafları geçiriyoruz. Peki güzel. Şimdi neler yapacağımızı tekrar bir hatırlayalım hocamla. Kilim, halı kullanmıyoruz çocuğun odasında. Evet. Çok kullanmak mı istiyorsunuz? O zaman 60 derecede yıkanan kilim bulacaksınız. O da zor hocam. O da zor. Veya mite öldürücü deterjanlarla yıkayacaklar haftada bir kere. Evet. Sonra çocuğumuzun peluş oyuncaklarından genellikle vazgeçiyoruz. Ama çocuk vazgeçmediği takdirde de ne yapıyoruz? Difrize koyuyoruz. 24 saat sonra o difrizden çıktıktan sonra hocam dedi ya mite'lar ölüyor. Ama üzerinde bir de sudan geçiriyoruz. Ama bir de başka bir yöntemi daha vardı hocam. Neydi o? Şimdi veya... mite öldürücü deterjanlarla yine yıkayabiliriz. Yıkıyoruz, evet. Peki ondan sonra yatağa geçtik. Yatağın yastığı nasıl olmalı? Yün olmayacak. Mite'lar en çok yün yastığı seviyor. Yün yorganı seviyor. Yün yatağı seviyor. Ve ilk önce anti alerjik onu kılıflarla bariyer oluşturuyoruz. Evet. Çünkü sıkı dokunmuş yüzeye çıkmasını engelliyor. Bir bariyer oluşturuyor. Sonra da üzerine tekrar kılıfını koyuyoruz. Evet. Anti alerjiyi ayda bir, kılıfı haftada bir yıkıyoruz. Anti alerji 6 ayda bir, kılıfı haftada bir. Ben ayda bir yıkayacağım hocam. 6 ayda bir. Dayanıklılığı azalıyor. Tamam, çünkü onların da belirli bir yıkama şeyi var. Tabii ki yıkayabilirsiniz ama kısa sürede bir anti alerji kılıf daha ihtiyacınız olur. Evet. O yüzden ekonomi devir diyoruz. 6 ayda bir yıkıyoruz. Bir telefonumuzu alo diyelim. Hoş geldiniz efendim. Alo. Alo. Buyurun, hoş geldiniz. İyi fikirdesiniz. İyi günler efendim. Ben günler. Bursa'dan arıyorum. Bursa Osman Gazi'den arıyorum. Hoş geldin. Benim 3 yaşında bir torunum var. Az önceki benim sorduğu soruların çoğunu teşkil etti ama benim torunumda bir ateş oluyor. Bazı kırılma oluyor. Ve doktora getirdik. Alerji testi yaptık. Bir iki sefer alerji testi yaptırdık. Ama aldığımız ilaçlardan çok fayda göremedik. Çocuk en ufak bir şeyde hemen hasta oluyor. O ilk torunumuz olduğu için bize de ondan daha çok biz hasta oluyoruz yani. Ne yapabiliriz? Doktoruna şey verdiler. Alerji testi, ilacın adını vermeyin. Alerji testinde bir şey çıkmadı mı sonuç? Çıktı, birçok şeyde şey verdi ona. Mesela yiyeceklerden kivi, efendim birçok şey var. Birçok şey verildi. Ona rağmen ilaç tedavi vermedi. Evet. Sonuç vermedi. Bir alerji testi yapılmış. Ama fayda göremiyoruz aldığımız ilaçlardan. Aşırı bir ateş oluyor hasta olduğu zaman. Ah, kıyamam. Soralım hemen. Şimdi alerji testi yapılmış, alerji çıkmamış. Demek ki bunun akciğerlerinde başka nedenler de olabilir. Biz bu nedenleri nasıl araştırıyoruz? Bir kere kistik fibrozis denilen bir hastalık var. Onun açısından incelenmesi gerekiyor. Heh. Akciğer filminde bir problem var mı yok mu? Bir akciğerinde zatürre var mı yok mu ona bakıyoruz. Verem mikrobu var mı yok mu ona bakılması gerekiyor. Bağışıklık sisteminde bir problem var mı yok mu ona bakılması gerekiyor. Yani sadece alerji testinde bir şey çıkmayıp ondan sonra hemen tedaviye başlamıyoruz. Bazı sorunlar var mı yok mu diye gidişata göre özellikle tedaviye cevap vermeyen durumlarda İnceliyoruz. Diğer testleri de yaptırmamız gerekiyor. Mesela reflü olabilir. Evet. Reflü olabilir. Reflü de öksürtür. Onun için bunların hepsinin araştırılması ve tedavinin de düzgün verilmesi gerekir. Hocam peki ya dün bana en çok işte Selin'in söylediği şey çok kafama takıldı. Mesela bir anne olarak çocuğu her şeyden koruyorum diyor. Sizin yaptıklarınızı eminim yapıyordur evde. Ama mesela babası dışarıdan geliyor. Farkında olmadan mikropla geliyor eve. Evet. Ve babası hastalanmıyor ama çocuğum o mikroptan nem kapıyor hemen hastalanıyor diyor. Ne yapacağız o durumlarda? Şimdi genelde eğer baba riskli bir ortamda çalışıyorsa eve gelince doğrudan duş alıp kıyafetlerini değiştirmesinde fayda var. Hı. Özellikle sigara kullanan ebeveynler muhakkak eve girerken kıyafetler değişmesi gerekiyor. Çünkü üzerimize sinen koku da etkileyebiliyor. Hı. Ve dışarıdan gelen enfeksiyonlara karşı da tabii ki bir banyo yaparak kıyafetleri değiştirerek önleyebiliriz. Biz de temizleneceğiz eve girerken. Evet. Peki hocam şimdi ben burayı alıyorum böyle. Evet. Aldım. Ay tamam. Olsun tamam. Bir şey olmaz değil mi? Ne olacak canlı yayın? Tek başıma bu kadar. Evet. Hocam şimdi bu önümüzdekiler neler? Şimdi bir kere şeyi koyduk. Çocuğumuzda astım belirtileri var ve teşhis içinde teşhisi koyduk. Evet, alerji testini yaptık. Bir kere alerji testinde yaş sorunumuz var. Herkes diyor ki küçük çocuklarda yapılmaz diyor. Acaba hangi yaşta yapılıyor? Hangi yaşta yapılıyor gerçekten? Bir kere alerji testi her yaşta yapılabilir ancak genelde astım, alerjik nezle gibi hastalıklarda biz 1-2 yaşından büyüklerde yapıyoruz. Eğer 1 mi hocam 2 mi? 2 yaşından daha fazla olursa daha iyi olur. Ama bakıyoruz ki bazen belirtiler çok fazla. Astımdan çok büyük şüphe duyuyoruz. O zaman tabii ki 1 yaşından sonra da yapılabilir. Bunun dışında eğer çocuğumuzda egzama da varsa beraberinde gıda alerjisi için ise 1-2 aylıktan itibaren alerji testi yapılabilir. Onun için alerji testinde küçük çocuklarda da yapılabilir. Alerji testi sonucu da bize iyi fikirler verebilir. İyi fikir verebilir. Teşhis koyduk. Tabii teşhisi. Ki tedavi yapmamız gerekiyor. Evet. Tedavide ne dedik? Korunma tedavisi, ilaç tedavisi ve alerji aşı tedavisi olarak 3 tane tedavi yöntemimiz var. 3 tedavi yöntemimiz var. Neydi hocam? Evet. Bir tanesi korunma tedavisi, ilaç tedavisi, alerji aşı tedavisi, bir de tamamlayıcı tedavi dediğimiz alternatif şeyler verebilir miyiz beraberinde onları konuşacağız. Tamam hocam, başlayalım. Şimdi korunma tedavisini anlattık. Evet. Bu korunma tedavisinden sonra bir de ilaç tedavisinde ilaçların doğru kullanılması önemli. Aynen. Bir kere tedavide bir rahatlatıcı tedavi var, bir de akciğerleri iyileştirici tedavi var. Rahatlatıcı tedaviler daha çok akciğerlerdeki bronşları genişleterek öksürüğü rahatlatıyor. Bunlar sadece öksürük rahatlatır. Bunu bir çocuğumuzun üzerinde uygulayabilir miyiz tabii hocam? Ki uygulayabiliriz, tabii ki uygulayabiliriz. Varsa emir mi gelecek? Böyle. Emir, Taha, hanginiz geleceksiniz? Hangisi hazırsa? Taha, Taha'cığım gel. Emir mi geliyor? Tamam Emir'cim gel. Şimdi hocam, Allah korusun yine Emir bronşit diyelim. Evet. Tedavisi nasıl olacak şimdi? Emir'in üzerine gösterelim. 3 yaşından küçüklerde nebulizatör denilen ilaçlar kullanıyoruz. Hı. Ama çocuğumuz büyük olduğu için bu şekilde haznelerle kullanıyoruz. Hı. Neden haznelerle kullanıyoruz? Çünkü sprey kullanacağız. Spreyi çocuğumuzun akciğerlerine ulaştırması kolay olmuyor. Evet. Ondan dolayı bir kere bu spreylerin bu haznelerle kullanılması gerekiyor. Nasıl kullanıyoruz bu haznelerle? Önce çalkalıyoruz. Önce çalkalıyoruz. Çalkalamayı unutmuyoruz. Tamam. Çalkaladık. Çalkaladıktan sonra kapağını açmayı unutmuyoruz. İnanın ki kapağını açmadan kullananlar var. Tabii. Tabii. Kapağını açmadan kullananlar var. Kapağı açmadan spreyimiz gitmez. Evet. Bunu açıyoruz. Daha sonra maskeli ve maskesiz olarak kullanılabiliyor. Genelde küçük çocuklarda maskeli tercih ediyoruz. Böyle oğlumuz gibi büyük çocuklarda ise maskeyi çıkarıyoruz. Kaç yaşındaydın sen? 9. Emir 9 yaşında artık. 4 yaşında ve daha büyüklerde genelde maskesiz kullanabiliyoruz. O beceride oluyorlar. Evet. Peki ne yapıyoruz öncelikle? Bunu kullanırken bu ağızlığından derin ve yavaş nefes alıp veriyor. Derin ve yavaş. Derin ve yavaş nefes alıp veriyor. Kaç kez nefes alıp veriyor? 5 kez. 5 kez. Nefes alıp veriyor. Ama spreyden sonra 5 kez. Yani önce sprey alıyor, ondan sonra 5 kere derin nefes alıp veriyor. Tabii ki bunun sıkma anını biz nefes alıp verirken, tam böyle nefesini verdi, alırken sıkmamız gerekiyor. Öncelikle nefes alıp verdiriyoruz. Hocam bir daha tekrar söyler misin o cümleyi? Nefes alıp verirken tam nefesini verdiği an sıkıyoruz tam ki nefesini... akciğerlerine bu sprey gitsin diye. Tamam, nüfus etsin. Tam nefes... Nefesini verdiği an, bittiği an. Tamam. Tamam. Tam almaya başlarken sıkıyoruz. Tamam hocam. Öncelikle bu spreyi de bu haznenin arkasına altı üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Evet hocam. Altı üste gelecek şekilde. Ve bu şekilde ağzımızı açıyoruz. Ha, ağzını açıyorsun. Kapatıyoruz. Nefes alıp veriyorsun şimdi derin ve yavaş. Bakın tam nefesini al ver. Veriyoruz. Tam verdiği an alıyoruz. Evet 5 defa. 1, 2, 3, 4, 5 ve 5. İşte bu kadar. Hocam bronşit olmayan çocuğa da bir zararı yok değil mi? Hiçbir zararı yok. Bu sadece nedir? Nefes açıcı bir spreydir. Rahatlatıyor. Bir zararı yoktur, tamam. Merak etmeyin. Heh. Aferin sana, ne güzel yaptın. Peki hocam başka diğeri ne? Şimdi bu spreyi yaptıktan sonra tabii ki daha bitmedi işimiz. Daha bitmedi. Ne yapıyoruz? Özellikle kortisonlu spreylerde ağzımızı suyla çalkalıyoruz. Kortizon olmadığı için yapmayabilir belki ama kortisonlu ilaçlarda muhakkak yaptıktan sonra ağzını suyla çalkalıyor veya dişlerini fırçalıyor. Veya dişlerini fırçalıyor. Tamam hocam. Peki bunu günde ne kadar yapabiliyoruz? Bunu nefes açıcıları, yani öksürük olduğu zaman kullanılan bu spreyleri günde en az 4 sefer 2 paf yapıyoruz. En az 4 sefer 2 paf. Ve 2 pafı da üst üste sıkmıyoruz. Heh. Üst üste sıkarsak bu partiküller birleşiyor ve çöküyor. Heh. Faydası olmuyor. Onun için bir sprey 5 nefes, 1 dakika sonra yine bir sprey, yine 5 nefes. Tamam hocam, çok güzel anlatıyorsunuz. Gerçekten hepimizin aklına kalacak bir şekilde. Sonra diğeri hocam. Şimdi bunu yaptık. Büyük çocuklarda bu şekilde uyguladık. Tabii ki küçük çocuklar. Var. 3 yaşındaki çocuğa ben şimdi nefes al ver diyebilir miyim? Hocam son dakikamız artık. Bu aleti nasıl çocuklarımıza kullanacağımızı söyleyecektik. Bu aletin adı ne hocam? Bu nebulizatör. Nebulizatör. Bu nebulizatörde bir kere kompresörlü olması önemli. Sessiz diye ultrasonik almıyoruz. Kompresörlü olacak ki bu ilaçları istediğimiz ölçüde parçalayabilsin. Çocuklar tabii ki, küçük bebekler tabii ki bunu yapabilir mi? Yapamaz. Nefes al ver diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama küçük çocuklara bu aleti uygulayacağız. Bu aletle ne yapıyoruz? Bu da nefes açıcı ilaçları ne yapıyoruz? Buradan şeyini açıyoruz ve bu haznesine boşaltıyoruz. Ve bu kadar da serum fizyolojik dediğimiz seyreltici koyuyoruz. Tamam hocam. Makineyi çalıştırıyoruz. Bu kadar. Sonra bu şekilde buhar olarak veriyoruz. Peki, burada kalmayacak. Çocuklarımızla ilgili her türlü soruyu, her türlü sorunu masaya yatıracağız. Hem de uzman konuklarımızla TRT1 iyi fikir olarak efendim. Doktorumuza da teşekkür ediyoruz. Tekrar saygılar, sevgiler. Ve bu konuya da devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda. Ama bize ayrılan sürenin maalesef sonuna geldik. Yarın aynı saatte farklı konu ve konuklarla sizlerle olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.